1666 yılına geldiğinde artık mesele Osmanlı yönetiminin bir meselesi olmuş. O zamana kadar Osmanlılar meseleye dahil değilken İzmir Kadısı'nın şikayetleri üzerine meseleye dahil olmuşlar. Sabatay da bu sırada havaya girmiş. Kendisi hükümdarların hükümdarı diyor. Ben diyor Süleyman Davutoğlu Süleyman'ım diyor. Yani artık Hazreti Davut'un. Tabii o şekilde artık kendini iyice uçmuş. İşte biraz önce ilk günün gösterdiği resimlerde kral tayin etmiş. İmparatorluğun dört bir tarafını paylaştırmış. Yani bizim devleti babasının mülkü gibi paylaştırıyor. Ve artık taraftarlarına diyor ki ben İstanbul'a gidiyorum. Niye? Padişahı tahtından indirip yerine kendim geçeceğim. Devlet de diyor ki bu adamı tutuklayın getirin. O İzmir'den İstanbul'a giderken devlet görevlileri de peşine çıkıyorlar. Mesela biraz önce gösterdiğimiz belge, şu belge Gümrük Emini Mahmud Ağa'ya yazılıyor. Gösterirler sana kaldım Erhan'cığım bir göstersinler. Çok parlıyor. Acelemiz yani. Var sabaha kadar buradayız. Evet ha şimdi. Bir hiç parlamıyor gözüküyor gayet. Şimdi oldu. Hı. Mahmud Ağa hakkından geliyor. Yani Mahmud Ağa'ya deniliyor Gümrük Emini. Özellikle deniz ulaşım araçlarına hakim olduğu için önemli bir isim. Tabii burada hocam şey çok güzel. Osmanlı'nın bakış açısını çok güzel ifade ediyor. İzmir canibinden Marmara Cezeresi'ne yani adasına bir Yahudi gelip bazı beyhude sözler söylermiş. Yani boş sözler söylermiş diyor. Yani onun Mesih'im, ben kurtarıcıyım vesaire de diyor. Boş diyor. Yani hiç adını bile anmıyor. Boş adını da anmıyor. Diyor. Osmanlı kaynaklarında adı geçmiyor zaten Sabatay diye. Çıfıt diye geçiyor, Yahudi diye geçiyor. Adem gönderip mezbur Yahudi'yi her neredeyse getir desin diye buyuruldu. Mesela bu belgede ilginçtir. Bu belge farklı bir tasniften çıktı. Yani aranmaması gereken bir yerden çıktı. Neden? Şimdi bu ARSK tasnifinden çıktı. ARSK dediğimiz Baba Safir Ruhus kalemidir. Ruhus kalemi tayinlerin olduğu bir tasniftir. Normalde bu belgenin ADVN dediğimiz Divan-ı Hümayun tasnifinde olması lazım. Şimdi mesela Divan-ı Hümayunları taradım, bulamadım hocam. Ya. O zaman dedim ki tasnifte yanlışlık olabilir. Gittik öbür tasnifte taradık. Yani tarihçilik böyle yapılıyor. Bunu gidip sadece bir yere bakıp şeyle bulamıyorsunuz. Yani girmemesi gereken bir yere girmiş. Aferin sana. Sağ ol, Allah razı olsun. Ardından İstanbul'a 1666 Şubat'ında geliyor. Yahudiler heyecan içerisinde bekliyorlarmış. Devlet bakıyor ki iş karışacak. Galata gümrüğünde... Niye gülüyorsun? Yavaş diyeceğim artık. Benim kolum yoruldu şahit etmekten şöyle. Hayır, yavaş diyor. Reklam alacağım araları da. Sevgili seyirciler, affedersin sözünü kestim. Bazı seyircilerimiz de bırak anlatsın, internetten bir daha seyreder diyorlar. Efendim 6-7 saat olan programlar var, onlar internette yok. Evet. Mesela bir seyircimiz biraz önce sizin masonluk programınızı kasten mi koymadılar internete diyor. Biz koymuyoruz ki programı. Kardeşim 6 saat mi ne soruyordu? İnternette nereye koyacaksın? Hayır, programları ya? Zaten kanal koyuyor mu? Kanal koymuyor mu yani? Seyircilerden bazıları çekip evet. Koyuyorlar evet. Evet. Yani 7,5 saatlik programımız var biliyorsun. Evet. 7,5 saat sürmüştü. Evet. Hocam sizle de bir 7,5 saatlik program yapalım mı? Yapalım. Çok akşam teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta... Hayırlı olsun. Yaparız bu akşam. Bu hafta evet. Yaparız. Evet Erhan. Şimdi saat 5'e kadar Galata gümrüğünde zincirli olarak Altıya kadar. Sabatay Sevi çıkarılıyor. Tabii Yahudiler heyecan içerisinde efendilerini beklerken bakıyorlar ki zincir içerisinde. Tabii diyorlar yine bir mucizesi vardır. Saraya Vezir-i Azam'ın huzurunda mahkeme ediliyor. Birkaç gün sonra Fazıl Ahmet Paşa, Köprülü Mehmet Paşa'nın oğlu geliyor. Ve orada zindana atılıyor. Tersane zindanına. Daha sonra farklı bir zindana gönderiliyor. Ve devlet bakıyor ki ben Mesih'im falan diyemiyor tabii Vezir Azam. Tersane zindanı nedir? Tersane zindanı İstanbul'da bulunan özellikle suçların atıldığı, bazen elçilerin değişik diplomatların da atıldığı bir zindandır. Şartları çok ağır bir zindandır. Birkaç gün orada kaldıktan sonra Vezir Azam'ın huzuruna çıkarılmıştır. Mesela zindanda, bak ilk günü görüyor musun? İşte yönetmenimize laf söylüyorsun. Bir de zindandaki gravürünü koydu hemen. Sağ ol ilk gün.